İhlas ikinci ve üçüncü şahıslar için bahse konu oluyor. Yani dikkat edin, ihlası nerede okusanız kardeşlerinizle mahiyet içinde olmak, ondan sonra işinizi Allah rızası için yapmak, bir menfaat beklememek vesaire gibi. Bu husus Allahu alem tasavvuf ehlinde çok istismara uğramış bir husus. Yani tasavvuf ehli bu fenafi şeyh meselesini çok ziyade yanlış tarzda tatbik etmişler. Hepsi değil tabi. Ama bilhassa Osmanlı'nın son zamanından itibaren biliyorsun Darül Meşahih teşkil ettiler ki yani her önüne gelen ben mürşidim deyip ortaya çıkmasın. Onu imtihana tabi tutacaklar. İsaade edecekler, öyle yapacak. Bu fevkalde istismara açık bir vaziyete geldiğinden bu fena fil ihvan meselesini ve şahsı ve nevim mesili meselesini gayet gizli tutmuş Üstad Hazretleri. Çünkü istismara çok müsait bir şey yani. Yani öyle bir şey ki adam yani şu anda da mesela herhangi bir ortada bir şey yok. Bakıyorsun en aşağı 15-20 yerde ders halkası açmış Risale-i Nur dersi yapıyor. Tabi o Risale-i Nur dersi yapan bir kere şu anda kesin olarak konuşabiliriz ki kendi adına yapıyor. Kimsenin böyle bir şahs-ı manevinin mesiline itikad ettiği yok. Şimdi mesili tanımasa fena fil ihval meselesini hiç tanımaz. Hiç tanımıyor zaten. İstismara müsait. Çok müsait. Onun için Hulusi Bey, mabeyninizde ihlas düsturlarını tam manasıyla yaşayan ufak da olsa bir cemaat var mı? Yok dedik. O zaman ikinci hizmet devresi gelmemiş dedi. Ölçü bu. Yani şahs-ı manevinin mümessili işin aslı. Sen tanımasadan aslı, tanısandan aslı. Ama tanımayınca Hulusi Bey'in emrettiği gibi muhabbet olmuyor. Muhabbet olmayınca malumat kalıyor. Muhabbet yok, malumat var. Herkesin bir çeşit malumatı var. O malumatla dersler yapıyor, ne yapıyor. Biz seviniyoruz yani kendi eserimizi okuyor. Bir şey demiyoruz. Ama o zat hakkında, o zat hesabına üzülüyoruz. Yani ömrünü şu işe vermiş, bu işi anlamamış. Muhabbetin ne olduğunu anlamamış, kime karşı olması lazım geldiğini anlamamış. Olmadığı zaman ne yapar anlamamış. Olmadığı zaman istediği kadar çalışır. Elbette istifadesi çok büyük olur. Malumatı artar ama nur talebeliği ayrı bir şey. Onu tutamaz. Onun için buradaki şey de yani ince erediğin zaman mutlaka dibinden sır dediği şey şahs-ı manevinin mesili. Sır şey dediği şey şahs-ı manevinin mesili. Bu anlaşılacak elbette. Bu anlaşılacak. Sultan Feyzi Hazretleri'nin emrettiği gibi bir istiğfar devresi gelecek. Nurcular bir gün istiğfar edecekler. Emretmiş. Edecekler yani. Demek ki intibas nasip olacak inşallah. İntibas nasip olacak. Söylenen sözler de işin aslı o zaten. Yani
tasavvuf mesleğinde sen bir tarikata intisaplı mısın? Evet. Ama şeyhim yok. Ne demekse Hüseyin-i Nur dairesinde de ben Hüseyin-i Nur talebesiyim ama mürşidim yok. Aynı söz. Aynı söz. Evet. Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük bir umur-ı hayriyenin çok muzır manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Bu manilere ve bu şeytanlara karşı ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. İhlası kıracak esbaptan, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam innen nefse le emmâretun bisû'i illâ mâ rahime rabbi demesiyle nefse emmâreye itimat edilmez. Enaniyetle nefse emmâre sizi aldatmasın. İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun. Enaniyet ve nefse emmare, iki mühim şeytan, iki mühim engel, iki mühim yoldan çıkaran husus. Enaniyet ve nefse emmare. Nefse emmare de bir hafiflik var. Yani bir hafiflik var. Bir sultanın yanında bir vezir gibi, bir vezir azam gibi, vezir gibi. Bir hafifliği var yani asla ne verir, asla göre. Asıl enaniyettir. Asıl enaniyettir. Enaniyet ve nefs-i emmare sizi aldatmasın. Ne diyor sonra? İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun. Enaniyet işin aslı. Nasıl terk edilir? Çok zor. Yani şimdi şeytan öyle şekiller uyduruyor ki, öyle kılıflar uyduruyor ki, güya kendisini davanın sahibi gibi yüksek bir mefküreye götürüyor. Nefse emmare veya şeytan. Ki herkesin böyle olması lazım. Davanın sahibi olarak kendisini yüksek bir mefküre sahibi yapıyor. Bu meşru. Böyle olması lazım zaten. Ama işte bu vaziyeti enesiz yapabilmek. Şimdi mesela bir yerde işte hayalhanem diye bir ders yapılıyor. Bir de bilmem neyse kölgesi diye şey yapılıyor. Bir tarafta bilmem ne yapılıyor. Şimdi davanın sahibi idrakinde olan, yani kendisini öyle bilen insan enaniyetsizse bunun her birinin ayrı ayrı muvaffakiyetini ister. Kendi eseri okunuyor çünkü. Yani benim eserim orada okunuyor. Kim okuyor, kim okursa okusun. Ne kadar güzel, benim eserimi okuyor. İsterim ki o muvaffak ola. Şimdi eğer nefsi itibariyle olsa, neticede kendine yarayacak bir taraf varsa, onun muvaffakiyetini ister.
Çok ince bir mesele yani bu. Çok ince bir mesele. Yani bazı kardeşlerimiz, abilerimiz, işte onlar yoldan çıkmışlar, çizgiden çıkmışlar, bilmem nereden çıkmışlar. Ya çizgiden o kadar çıkan var ki, yani onlar Beytullah'a gidiyor. Yani onlar düpedüz Beytullah'a gidiyor. Ya. Yoldan çıkanları görmüyor musun sen? Yani yoldan çıkmış, niye yoldan çıkmış yani? Ne yapmış da yoldan çıkmış? Risale-i okuyor. Sen anladığın manada anlatmıyor. E sen hüccet misin yani? Sen hüccet misin? Senin hakkında hüccet mi var? Hulusi misin? Hasrev misin? Hüccet mi var senin hakkında? Bu hususa dikkat edilirse biraz belki dava sahipliği bir mana kazanır. Dava sahipliği adesesi altında enaniyet şişmez. Hatta bu öyle bir vaziyete oluyor ki bazı meslek ve meşreplerde ben İslam'ım diyor. Yani İslamiyet'e kendisini vermesi samimi. Şüphesiz her şeyini feda eder. Ama kendisini İslam görüyor. Kendisinin dışından hiçbirini İslam görmüyor. Öyle olunca kendisiyle beraber olan İslam, dışında olan merdut, sapık. Onlara istediği şeyi yapıyor. Bu işte şeyin, yanlışın başladığı yer. Kendisini o görmek. Ben azimendi, azimendi benim. Azimendi benim. Öyle oldu mu, kendinden madem ne varsa siler atar. İhlas mıhlas da kalmaz tabii. İşte bu enaniyeti besleyen en mühim sebeplerden biri. Evvela şunu anlayalım yani, şunu kabul edelim ki yanlışlar istidatlı adamlardan çıkıyor. Yanlışları istidatlı adamlar yapıyor. Yanlışı saftirik benim bir adam yapmaz ki. O ne yapıyor işte, o öğrendiği bir kişi varsa onları tatbik etmeye çalışır. Ama bu rakı darlarının hangisine bakarsanız bakın, başındaki müthiş insanlar. Müthiş insanlar. Meşhur Şeyhülislam diyor, İbn-i Teymiye için üstad. Yani bin türlü marifeti var yani. Yüksek bir insan. Yani evvela şunu bilmek lazım ki, istidadın varsa kafa toprağına göm. İstidadın varsa kafa toprağına göm. Kimsenin bilmediği yere göm onu. Kimsenin bilmediği bir yere göm o istidadını. Lazım olduğunda kimse farkında olmadan çıkar o işi yap, yine götür oraya göm. Yoksa İhvanına verirsin, zarar verirsin. İhvanına zarar verirsin. Kendini bir şey zannedersin. Bütün ayak kaymaları dikkat edin yani, inceleyin, göreceksiniz. Bu fırak-ı darların hepsinin önündeki insan yüksek kabiliyetli insandır. Hasan-ı Basri Hazretlerine talebe olacak zat. Ve talebeleri arasında mümtaz bir yer olan bir zat itizalı çıkarmış. Mutezile'yi çıkarmış. Daha bunun gibi hangisine bakarsan bak. Onun için burada enaniyet ve nefse emmare dediği bilhassa ikaz ediyor ki iyi kötü bir şeyler biliyorsan, yani enaniyet tavrı takılmaya hakkın varsa da bunu terk et. Bunu terk et. Yoksa o hizmet ediyorum diye yanlış yapar. İşte bazılarını görüyoruz. Ya filancalar efendim
olmadık şeyler konuşuyor hakkında, olmadık şeyler konuşuyor. Bugün bizim hakkımızda konuştuklar gibi. Bir yanlış. Yanlış. Öğrenmek istediğin adamı gidersin yanında biraz kalırsın, bakarsın ne yapıyor, ne diyor, ne yapıyor. Ondan sonra konuşmak gerekiyorsa konuşursun. Sana vazifemdir yani filanca adamın ne yaptığını millete anlatmak. Hulasa nefis ve enaniyet. Enaniyet ve nefse emare sizi aldatmasın. Ben nefse emarenin çok fazla zararlı olduğu kanaatinde değilim. Enaniyet çok zararlı. Enaniyet sarayın padişahı gibidir. Öbürleri orada vazifeler gibidir. Nefse emare vazifeler gibidir. İşin aslı enaniyettir yani. Buyur. İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun. Bir zaman bir arkadaşımız bir şeyler söyledi. Yani vazifeliliği hakkında vesaire. İsabetli. Yani vazife verilecek olsa ona verilir yani. Ama kendisine şunu söyledim. Bir gün Allah böyle bir vazife verecek olursa o vazifeyi hiç aklından, hayalinden geçirmemiş olduğun bir zamanda verir. Hiç. Yani o işi tamamen öyle bir şeyle alakan yok olduğu bir zamanda onu verir sana. Onu beklerken, onu takip ederken, onu bilmem ne derken vermez ona. Allah'ın şeyi böyle. Yani yoka veriyor. Vara vermiyor. Bir gün sana bu vazife verilecek olsa, sen bu vazifeyi hiç duymamış, görmemiş, bilmemiş, unutmuş bir vaziyetteyken verir. Aksi halde sana hiçbir şey gelmez. Resulullah Efendimiz ne emrediyor? Biz vazife isteyene vermeyiz diyor. Birisi geliyor bana şu işi ver. Biz iş isteyene vermeyiz diyor. O sır daimi cereyan ediyor. Daimi devam ediyor. Daimi devam ediyor. Bizim bu meslekte de şimdi üstadımızın vefatından sonra çok işler döndü. İşte kardeş bilmiyor işin aslını. Üstad Mehdi, abiler Üstad Mehdi dedi, sen niye demiyorsun? İşi bilmiyor ki ben ne diyeyim kendisine. Abiler Üstad'a Mehdi demediler. Abiler filancaya Mehdi dediler. Filanca zata Mehdi dediler. Üstad'ın talebelerinden birine Mehdi dediler. Bunların abi dediği yani Sungur abi, Abdullah Yeğen abi, ilahir o Bayram Efendi bunlar üstadın talebelerinden birine Mehdi dediler. O Mehdi'nin Allah ömrünü aldıktan sonra baktılar ki hiçbirimizde bu işi becerecek şey yok. Üstad Mehdi dediler bu sefer. Ahmet Feyzi abi anlattı, Allah rahmet etsin. İzmir'de bir davadaydık diyor mahkemede. Mahkeme salonunda Bekir Berk dava vekili olarak gelmişti. Daha mahkeme başlamadan diyor, dedim ki kardeşim inna lillahi ve inna ileyhi raciun, başın sağ olsun, filanca abimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet etsin, tepkisini aynen böyle anlatıyordu. Olamaz. Ölemez o. Ölmez. Ama dedim ki Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ne oluyor sana ya? Allah'ın Resulü vefat etti. Çağrı yar gitti. Bediüzzaman gitti. Herkes vefat edecek. Ne kadar bağırıyorsun? O Mehdi'ydi.
O beklenen Mehdi'ydi, ölmemesi lazım. Ölmez. Bir türlü inandıramadım diyordu öldüğüne. Onun çevresinin hepsi öyleydi, öyle itikad ediyorlardı. Abilerin falan da hepsi öyleydi yani. O vefat ettikten sonra ittifak edemediler birisi üzerinde. Herkes ayrı. Ne yapalım? Mehdi üstattı dedik. Üstattı, geldi gitti diyelim dediler yani. O kardeş onu bilmiyor ki. O kardeş onu bilmiyor. Abilerin hepsi üstadan Mehdi diyordu. Abilerin üstadı mı? Abilerin hepsi filancaya Mehdi diyordu. Ne üstadı? Evet, sual var mı? Var efendim. Efendim, çok uzun mesajlar var. Onları arz edeyim mi? YouTube'dan dünkü dersle ilgili çok önemli şeyler gelmiş. Ver. Tamam efendim. Ver. İşimizin ne? İşimiz bu. Herkesin bir işi var. Allah rahmet etsin. Molla Hamid çocuk. Üstadın hizmetine girmiş Van'da. Kendisi anlatıyordu. Diyordu gittik, namaz kıldık. Herkes Fatiha dedi, dağıldı. Bu diyor oturuyor. Oturuyor, oturuyor. Tabii kendisi hizmetinde o da oturuyor mecburi. Dedim ki Seyda, herkes işine gitti. Sen ne oturuyorsun? Dedi ki bizim de işimiz bu da. Bizim de işimiz bu da dedi. Allah rahmet eylesin.